KPSS 2023 güncel bilgiler kanalındasın. Bu içeriklerimiz bütün sınavlar için örnek verelim. Misyon koruma sınavları için KPSS'nin tüm lisans, ön lisans, orta öğretim, EKPSS ya da bekçilik sınavları bunun yanında birçok sınav, infaz koruma sınavları yani tüm mülakatlar gündemde olan, dünyada olan, Türkiye'de olan hem genel kültür hem güncelleri burada tutuyoruz. Ne yapacağız bu videoda? Bu arada bu kaynağı direkt alabiliyorsunuz. Aşağı bıraktığım linkten 114 sayfadır. Hocam ben sizden dinlemektense acelem var. Hızlı hızlı hepsini okumak istiyorum diyorsan aşağı bıraktığım linkten hemen bunu alabilirsin. Tüm sınavlar için geçerli. Hemen şöyle göstermiş de olayım. Kitap yazarlar var. Yani tüm ressamlar, efendime söyleyeyim eserleri bu şekilde hazırlandı. Şöyle yapalım hatta daha güzel gözüksün. Ben şöyle yapacağım videolarda bunlar genel kültüre giriyor. Hemen aşağıya inip şu şekilde isterseniz güncellerden başlayalım. Genel kültürü artı güncel. Şuradan bir başlayabilirim. Yakınlaştıralım daha çok. Yaklaşık yine 25-30 adet soru çözeceğim sizinle. Expo 2025 nerede yapılacaktır diye sorarsa Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacaktır. 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 2023 yılında nerede yapılacaktır? Birleşik Arap Emirlikleri'nde arkadaşlar. Birleşmiş Milletler 2023 yılını ne yılı ilan etmiştir? Uluslararası okyanus bilimleri birçok kurum kuruluş ya da kişi biliyorsun ilan ediyor. Cumhurbaşkanlığı ilan ediyor. UNESCO ilan ediyor. Bunları karıştırmayalım. Dünyada en fazla sınır komşusu olan ülke Çin arkadaşlar. Dünyada en fazla sınır komşumuzun olduğu ülke Çin'dir. 21 yaşında Manş Denizi'ni geçen en genç kadın Türk yüzücümüz Aysu Türkoldur. Ekim 2022 yılında hayata gözlerini yuman FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker Halit Kıvanç'tır. Gördüğün gibi bir sayfada 2 4 6 tane bilgi bitti bile. Daha hızlı ilerliyor bu şekilde. Güney Kore'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan kişi Tayfun Taşdemir. Sınıf arkadaşım Atatürk adlı eserin yazarı kimdir diye sorarsa Ali Fuat Cebesoy yapman gerekir. Kahramanmaraş Göksun arasında açılışı yapılan yola hangi ad verilmiştir? Edebiyat Yolu. Gerçi yani Maraş'ta olan depremden sonra bu yolun akıbeti arasında pek bir bilgim yok. İnşallah sapasağlam sağlam duruyordur. NASA'nın hangi uzay aracı dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıktaki astroyu çarparak ama bu planlı bir çarpışma gerçekleştirilmiştir. Dert arkadaşlar. Bence bu önemlidir. Trabzonspor'un eski tadının yıkılarak yerine yapılan Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi Orta Hizar Millet Bahçesi. 2022 ampute futbol dünya kupası şampiyonu Türkiye olmuştur. 2021 Mart ayında Süveyş kanalında sıkışan geminin adı Ever Given. Batıda Diva Turka ve La Rigana olarak bilinen 88 yılında devlet sanatçısı seçilen sanatçımız Leyla Gencer. 2021 tarihinde yapılan Türkiye Grand Prix'in galibi olan Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas. NASA, güney sistemindeki fosilleri araştırması için hangi aracını 12 yıl boyunca 6.4 milyar kilometrelik yol kat etmesi için fırlatmıştır? Lucy. 2022 Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülünü kazanan İsveçli biyolog Svante Pabo. 2021 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Afrikalı yazar Abdurrazak Gurna. Yine 2022 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Fransız yazar Annie Ernaux. 2022 Ekim'de düzenlenen Altın Portakal Film Festivali en iyi film ödülünü kazanan film Karanlık Gece. 2022 Ekim ayında açılan Zengilan Havalimanı hangi ülkede yer almaktadır? Azerbaycan. UNESCO 2023 yılını ne yılı ilan etmiştir? Aşık Veysel'i anma yılı. 2023 yılı UNESCO Dünya Kitap Başkenti Akra, Gana şehri. 2023 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa Azerbaycan bu şekilde arkadaşlar size yaklaşık bakalım 20 evet 20'den daha fazla hatta 25 30'a yakın bilgi vermiş oldum. Bundan sonraki videolarda hem kitaptan size bu şekilde örnekler göstereceğim. Hem zaten son yapılan verilen Oscar ödülleri de içerisinde var. Yine TÜİK verileri de var. Yani güncel bir içerik. İstersen bunu hemen hocam benim acelen var. Ben kendim alacağım, okuyacağım diyorsan aşağı bıraktığım linkten de buna hemen ulaşabilirsin. Videoları her hafta atmaya devam edeceğim inşallah. 2023 ve 2024 tayfa merak etmesin. Hep yanınızdayım. Güncel bilgiler kısmı inşallah bende. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.